Hayırdır Eçber Piyasalarına herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, seçimi de bitirdik, bakalım bundan sonra piyasalar nasıl seyredecek. Bununla ilgili yapmış olduğumuz sık sık çalışmalarımız vardı, bunları paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi evet, endeks 2 gündür bir tepki sürecinde. Ne demiştik zaten? Beklediğimiz bir süreç bu, yani tepki, ama çok önemli 2 güne girdiğimizi tekrar etmek istiyorum. Hatta 24 saate girdiğimizi düşünüyorum. Yarından itibaren tablo tam tersine mi dönecek, yoksa bir süre daha bu yükseliş devam edecek? Yarın bunun cevabını almış olacağız. Çünkü çok önemli 24 saate girdik diyoruz. Beklentimi biliyorsunuz. Benim beklentim, görmüş olduğunuz üzere, hem buradaki hareketli ortalamaları dikkate alıyoruz, hem HDTR, altta HDTR şu an kaç? Önemli birkaç ortalama üzerinden gideceğiz ve yorumunu yapmaya çalışacağız. Bakın, HDTR 5500 şu. Hemen şöyle. HDTR 5500'de. Ne anlama geliyordu? HDTR'yi hemen aldık. 100 endeks 5200'lerde. Yani 5200 altında bir kapanış oluşmadığı sürece şu an kaç? 5500. 5200 ne anlama geliyor? Şu an için 95000 endeks. Yani 95.250-95.500 aralığı. Bu seviye üzerine kapanış yapmadığı müddetçe, ki yapma ihtimali çok zor diye düşünüyorum. 95.900 burada. Biraz daha sapma koyalım üstüne. HDTR bize yarından itibaren 2.250 puanlık bir satışın gelebileceğini söylüyor. İlk etapta 2.250 puan. Bu ne anlama geliyor? Yani 92 binlere doğru hızlı bir geri çekilme. Bu senaryo gerçekleşecek olursa arkadaşlar, çok büyük ihtimalle bu defa 600 puanlık bir satış değil, 3000 puanlık bir satış daha. Yani 90 bine gelebilecek bir hareketten bahsediyoruz arkadaşlar. HDTR'ye göre eksi 10.500. Bunu saat saat izliyor olacağız arkadaşlar. Yarın dediğimiz gibi 95.900 önemli direnç, 95.500 95.900 aralığı önemli direnç. Senaryomuzda eğer yine bir simülasyon yapacak olursak, biliyorsunuz simülasyon sık sık, yani emin olduğumuz noktalarda sizlerle simülasyon yaparak paylaşımlarımızı gösteriyoruz. Nasıl ki Aralık ayı sonunda Ocak'ta bir simülasyon yapmıştık. Yukarı bir rally beklemiştik. Bu bantta da uzun bir süre destekler, dirençler çalıştırmıştık. Alış beklediğimiz yerde alışlar gelmişti. Satış beklediğimiz yerde satışlar gelmişti. Ve seçimin bir hafta öncesinde dedik, şöyle bir çöküş, birkaç günden sonra arkasından daha güçlü bir çöküş. Bu da gerçekleşti. Şimdiki senaryoda bunun bir düşüş olduğunu, ters bayrak olduğunu, gördüğünüz gibi ters bayrak olduğunu işaret ediyoruz. Ve yarından itibaren çok gecikmemesi lazım. Yani yarın olmayacak olursa bir satış, büyük ihtimalle bu hareket biraz daha uzayacak demektir. Nereye uzayacak? Bayrağın ucu şuralara kadar tekrar gündeme gelebilir. Şu hareketli ortalamaların üzerinde belki de biraz distribüsyon yapmak isteyecekler. Ondan sonra tekrar bir satış. Yani illaki satış beklediğimizi söylüyoruz. Neden? Çünkü teknik öyle diyor. Arkadaşlar, nedeni bir yerde, bakın şu yıllardır kırılmayan 200 haftalık hareketli ortalama, görüyorsunuz. Biz en kötü zamanda bile bu bölgelerden hep alışlardan bahsettik. Bu bölgelerin dip olduğundan bahsettik. 80 binler, 70 binlerin uçuşturduğu zamanlarda biz buraların dip olduğu, ama dip sürecinin uzun süreceği ve hedeflere gidebileceğimizden bahsettik. Şu an için evet, durum bunu gösteriyor. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi bu, ama bu sadece 2 yıllık bir trend. 2 yıldır bu trendin üzerindeyiz, ortalamanın üzerindeyiz. Ama arkadaşlar, öyle bir trend var ki 33 yıllık borsa tarihinde sadece bir defa kırıldı. 2008 yılında kırıldı. Ben bundan sonraki süreçte bu ortalamanın sürekli çalıştığından bahsettim. Hep her zaman da paylaştık. Neyse, oraları geçelim. Şimdi bu ortalama kırılıp kalıcı bir düşüş, en azından bu ortalamanın kırılması demek, bakın 2008'de kırıldığında, Eylül ayında kırılıp Haziran ayında 6 ay
9 ay boyunca bu ortalamanın altında kaldı. Yani bu ne anlama geliyor? Bu ortalama bugün 89 bin seviyesi altında geliyor arkadaşlar. Yani bu ortalamanın kırılması en az 6 ile 9 ay boyunca bu ortalamanın altında, 89 binin altında kalabilir borsa demektir. Yani Türkçesi hemen basit bir hesapla, bakın herkesin anlayabileceği ve herkesin yapabileceği bir teknik analizi. Roket teknolojisi, mühendisliği kullanmıyoruz arkadaşlar. Basit teknik analizi yapıyoruz. Onun için de eğitimlerimize gelen arkadaşlara ne diyoruz? Gelmek isteyen arkadaşlara çekinmeyin, korkmayın. Ben bunu da görüyorum, duyuyorum. Ya çok çekiniyordum eğitimimize gelmeye, çok çekiniyorum gelmeye, yapabilir miyim? Okuma yazma bilmeniz yeterli arkadaşlar. Videolarımızı seyretmeniz, eğitimden önce mesela eğitime başlayacağız. Kesin kayıt yaptınız, internet eğitimi aldınız, eğitime başladınız, sınıf eğitimi aldınız, özel eğitim aldınız. Size zaten hemen eğitim öncesi videoları gönderiyoruz. 14 tane video. İstediğiniz zaman istediğiniz kadar seyredebilirsiniz. Eğitim videosu. Bu videoların haricinde eğitim videosu. Bunları istediğiniz kadar dönüp başa seyredebilirsiniz. Nereler nedir, ne değildir. Kendiniz zaten yapacaksınız. Bir de bizim YouTube'da videolarımızı izleyin. Olayı zaten çözüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sıkışma bize endeksin gördüğünüz gibi önümüzdeki aylarda 60 bin seviyesi potansiyel hedef diyor. Ne kadar sürede? Eğer simetri kuracak olursak şöyle bakıyoruz. 1, 2, şöyle diyelim. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne demiştik? 12 ile 16 ay içinde bekliyoruz dedik. Ha, bir ay gitsin olsun, gitsin. Demek ki seneye bu zamandan zaten biz 60 binleri görmüş, hatta altını görmüş olacağımızı düşünüyorum. Bu ortalama arkadaşlar, bu ortalama bu ay kırılacağını düşünüyorum. Ve ilk etapta 80.500 Excel tablomuzdan da bakalım. Çünkü Excel tablomuz bizim her zaman yol haritamız. Yıllıklarda bize ne diyor? Şöyle büyütelim, herkes rahat görsün. Herkes her yerde konuşabilir de. Sonuçta biz tablomuzu gösteriyoruz. Konuşmaktan kastım yani. Biz bakın tablo var, tabloya göre konuşuyoruz. 81.000, 84.000 Nisan ayı sonuna kadar görebileceğimiz seviye arkadaşlar diye tahmin ediyorum. 96.000, 98.000 güçlü dirençlerimiz, artık geçilmesinin zor olduğundan bahsediyoruz. İlk etapta bu bölgeye doğru istek artacaktır diyoruz ve çok yakın olduğumuzdan bahsediyoruz. X30 yakın vadeye dönelim. Şöyle dolara döneceğiz, hisselere döneceğiz. Sonra hemen bitireceğiz arkadaşlar. Haftalık veri tamamlama gerekir diyor. Burada da önemli nokta neresi? Şu an için 121.550'de. Hemen günlüğe dönüyorum, bakıyorum. Günlükte çok önemli dirençlerde. Geçmesinin zor olduğundan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde 121.000'lerin üzerinde zor olduğundan bahsediyoruz. Hemen 30 endekse şöyle dönüp bakıyorum. 30 endekste 119'lar görüldü değil mi? 136 yıllık hedefimizde. 124 altında kalamadı. 124'ler zaten göreceğini tahmin etmiyoruz. 119-200'lerin altındaki her kapanışta biz arkadaşlar 114.000 ilk potansiyel hedefimiz, 117.000'in altında 114.000 ilk potansiyel hedefimiz, sonrasında da 109.000 beklediğimiz seviyedir arkadaşlar. Bu noktada bunu söylemiş olalım, paylaşmış olalım. Şimdi buradan yola çıkarak, evet, burada da aynı şekilde aynı senaryo üzerinden gidelim. Günlükte dediğimiz gibi bir bayrak yok ama sonuçta bu düşüşün negatif yarı yol formasyonu ve sonrasında düşüşler ihtimalinden bahsedeceğiz. Burada da en azından şunu söyleyebilirim. Endekse satış geldi büyük ihtimalle, buraya da sonuçta ne zaman gelir? Yarın endekse beklediğimiz hareket olacak olursa gelecektir. Salı, çarşamba, perşembe en kötü ihtimal bu süreç tamamlanmış olur. Haftalıklarda bakın çok önemli potansiyel 112.800'ler. Aylıklarda çok önemli hedef 110.000'ler. Evet arkadaşlar, dikkat diyoruz. Kısa pozisyon biriktirmek daha mantıklı gibi gözüküyor ve şimdilik durum bu. Dolar TL'ye şöyle bir dönelim. Dolar TL'de sakin ama aşağı yönlü istek, pardon, yukarı istekler
sık sık devam edecektir. Bizim için önemli olan neydi? Bizim için önemli olan şu hat. Bakın. Bir de sorun çıkartmadan çizebilsem. Bakın şu hat. Şu hat. Şu hattın üstünde mi? Üstünde gördüğünüz gibi. Peki bu hat aynı zamanda hangi ortalamaya denk geliyor? Şu sarı ortalamaya. Burası neresi? 5.49. 5.47, 5.49. Evet, bu ortalamanın üstünde kalmak isteyecek. Yarından itibaren de dolarda bir hareket ihtimali. Eğer bugün kapanış, arkadaşlar bugün kapanış 5.50 üzerinde olsun ve seanslığa dönüp bakıyorum. Çok kritik destek bölgesinde. Yarından itibaren bütün piyasalarda bir sert değişiklik görebiliriz. Gördüğüm kadarıyla bazı arkadaşlar burada da dolarda bir omuz boş omuz ihtimalinden bahsediyor. Yani omuz boş omuz burada olmayacağını zaten söylüyoruz arkadaşlar. Burada bir düzeltme hareketi. Bu düzeltme hareketinin hedefi potansiyel. Şöyle bakıyoruz. Bakın bu sıkışma. Düşen diyorum. Şuradan da yükselişi alalım. Bilgisayarım mahvolmuş. Bu üçgenin. Ah, kızıyorum kendime. Serbest çizgi alacağız. Hadi serbest çizgi al. Çok karıştı. Şunu silelim. Andreas Pitchford çatalı gibi bir şey çıktı burada ya. Bu ne ya? Neyse şöyle silelim. Sıkışma arkadaşlar ilk etapta. Allah Allah. Neden çalışmıyor? İnternetimiz ağır herhalde. Bunda bir sıkıntı var. Neyse. İlk etapta dolar TL'ye dönüyorum. Rakamlar üzerinden gideceğiz arkadaşlar. İnternette sıkıntı oldu. 5.55 üzerindeki harekette ilk etap 5.74, 5.78, 6.70'e kadar yıllıklar bunu gösteriyor. Ama ilk etapta 5.75'ten sonra 5.80'leri göreceğimiz hareket olacak diye düşünüyorum. Haftalık, pardon, aylıklardaysa 5.60'ın üzerinde 5.85 potansiyel olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Hisseler ve diğer detaylı çalışmaları da sizlerle paylaşacağım ama şimdilik yorumumuz bu olsun arkadaşlar. Ben kritik 24 saate girdiğimizi düşünüyorum. Eğitimlerimiz, herkes katılabilir arkadaşlar. Okuma yazma bilen herkes eğitimlerimize katılabilir. Roket mühendisliği yapmıyoruz. Kimya formülleri, fizik formülleri, matematik formüller, istatistikler, zaten görsel anlamda bir takım yorumlar yapıyorum. Ben kendi geliştirdiğim sistemlerimi, yöntemleri katıyorum. 14 Nisan Antalya, 28 Nisan Ankara, 5 Mayıs İstanbul olmak üzere eğitimlerimiz devam ediyor. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunabilirsiniz. Abone olduğunuz takdirde şimdi flash yapmış olduğum şu yorumu anında görebileceksiniz. Herkese bol kazançlar, görüşmek dileğiyle.